Fizik sınavında karşıma böyle bir soru çıksa muhtemelen ödüm kopardı. Göze çok korkutucu görünüyor ama yakından incelersek öyle olmadığını görebiliriz. Bu iki mercekli bir mercek sistemi. Ve sorunun detaylarına girmeden önce size soruya hangi açıdan yaklaşmamız gerektiğinden bahsedeceğim. İki tane mercek var demiştik. Birinci mercek cismin görüntüsünü buralarda bir yerde oluşturacak ikinci mercekte bu görüntüyü kullanıp ikinci bir görüntü oluşturacak. Başka bir deyişle ince kenarlı mercek formülünü kullanacağımızı söylemek istiyorum. Öncelikle ikinci merceğin burada olmadığını varsayacağız. Ve birinci merceğin nasıl bir görüntü oluşturacağını bulacağız. Sonra da birinci mercek yokmuş gibi yapıp birinci merceğin oluşturduğu görüntünün ikinci merceğin cismi olduğunu düşüneceğiz. İkinci bir hesaplamayla da ikinci merceğin cisim kabul ettiği görüntünün görüntüsünün nerede oluşacağını bulacağız. Ancak az önce de söylediğim gibi işe birinci merceğin cismin görüntüsünü oluşturmasıyla başlayacağız. Bu görüntü ikinci mercek tarafından cisim olarak algılanacak. Sonuç olarak ortaya ikinci bir görüntü çıkacak ve biz de bunu göreceğiz. Anlaştık mı? O halde soruyu bu iki merceğe baktığımızda gözümüz ne görür olarak da yorumlayabiliriz. Hadi bakalım. Az önce de söylediğimiz gibi ikinci merceğin şimdilik orada olmadığını düşüneceğiz. İnce mercek denklemini kullanarak hemen yazıyorum. 1 bölü f, bir bakalım, 12 santimetre diyor ama sizce bu negatif mi yoksa pozitif mi olacak? Solda olduğu için negatif olacak desem de önemli olan bunun nasıl bir mercek oldu? Gördüğünüz gibi bu bir tümsek ya da dış bükey mercek. Bunu çizime bakarak da söyleyebiliriz. Evet bu bir dış bükey mercek olduğu için odak uzaklığı pozitif olacak. Yani buraya 12 santimetre yazacağız yazıyorum. Artı 12 cm. Eşittir cismin uzaklığı ya da 1 bölü cisim uzaklığı ki bu da 24 cm olacak mı dersiniz? Hayır. Uzaklıklar merceğin merkezinden ölçülmelidir. Bu yüzden cisim uzaklığı için cisimden merceğin merkezine olan uzaklığı hesaba katmamız lazım. Bu uzaklıkları değerlendirirken lütfen hemen gördüğünüz tüm sayıları formüle koymayın ve öncesinde biraz düşünün. Yazmamız gereken uzaklık bu uzaklık ve bu da 24 artı 12'den 36 santimetreye eşit. Yazıyorum. 1 bölü 36 santimetre. Pozitif mi, negatif mi? Pozitif. İki tane mercek var ama şu anda birinci merceği değerlendiriyoruz. Ve bu uzaklık merceğin solunda olduğu için pozitif olacak. Gözümüz de merceğin sağ tarafında. Tamam, her şey yolunda. Buraya artı koyuyorum. Az sonra size bunun nasıl negatif olabileceğinden de bahsedeceğim. Artı 1 bölü görüntünün uzaklığı. bunun ne olduğunu arıyoruz. Ve şimdi bu uzaklığı dg olarak not edelim. Sıra hesaplamaya geldi. 1 bölü 12 santimetre eksi 1 bölü 36 santimetre eşittir 1 bölü görüntü uzaklığı yani dG. Buradan da 1 bölü 18 santimetrenin 1 bölü DG'ye eşit olduğunu bulabiliriz. Bu da DG'nin 18 santimetreye eşit olduğu anlamına gelir. Artı 18 santimetre bulduk ama bu ne demek oluyor bana söyleyebilir misiniz? Şimdi bunun pozitif olması gerek. Mercekler söz konusu olduğunda gözümüzün bulunduğu taraf anlamına gelir. Kısacası görüntü merceğin sağ tarafında merceğin merkezinden 18 santimetre uzakta olacak. Hemen çiziyorum. Odak noktasına geçmemiz lazım. Neden diyecek olursanız odak uzaklığının 12 santimetre olduğunu biliyoruz da ondan. Evet, 18 santimetreye aşağı yukarı buraya bir yere denk gelir. Burayı 18 santimetre olarak işaretleyelim. Bu birinci merceğin oluşturduğu görüntünün bulunduğu yer. Anlaştık mı? İşte burası. Peki, şimdi ne yapacağız? Videonun başında da söylediğim gibi şimdi de ikinci merceği işin içine katacağız. Birinci merceğin oluşturduğu görüntünün burada olduğunu biliyoruz. İkinci mercek buna cisimmiş gibi davranacak yani bu bir cisimmiş gibi onun görüntüsünü oluşturacak. O halde hemen ince kenarlı bir mercek formülü daha yazayım. Bu sefer buradaki 18 santimetreyi görüntüye ait olan değil, cisme ait olan uzaklık olarak değerlendireceğiz. Ancak tam olarak 18 santimetre demememiz lazım. Çünkü ne yapıyorduk? Uzaklıkların hepsini merceğin merkezinden ölçüyorduk. İkinci hesaplama için cismin uzaklığı bu merceğin merkezinden olacak. Bu renk olmadı. Evet, bu daha iyi. Merceğin merkezinden cisme kadar olan uzaklığı almamız lazım. Cisim burada ama uzaklık 18 santimetre değil. Bize soruda mercekler arası uzaklığı vermelerinin sebebi de bu. Mercekler arasındaki uzaklık 33 santimetre. Bu durumda birinci merkezden cisme olan uzaklık eğer 18 santimetre ise bununla 18'in arasındaki fark cisimden ikinci merceğin merkezine olan uzaklık olur. 33 eksi 18'den 15 santimetre. İkinci merceğin cismi neredeymiş? Cisim dediysem aslında değil ama hadi öyle düşünelim. İkinci merceğin merkezinden 15 santimetre uzakta. O halde az önce bulunduğumuz cisim uzaklığı artık artı 18 santimetre değil artı 15 santimetre. Neden artı diye soracak olursanız gözün bulunduğu tarafın karşı tarafında olduğumuz için. Mercekler söz konusu olduğunda cisimlerin bu tarafta bulunmaları gerekir. Ve işte tam bu noktada size bir de negatif cisim uzaklıklarını nasıl elde edebileceğimizden bahsetmek istiyorum. Birinci mercek eğer bu cismin görüntüsünü ta şurada oluştursaydı yani merceğin yanlış tarafında oluştursaydı durum değişirdi. Demek istediğim birinci mercek eğer göze ikinci mercekten daha yakın bir görüntü oluştursaydı her şey karma karışık olurdu öyle değil mi? Ve o zaman cisim uzaklığı da negatif olurdu. Cismin mercekle göz arasında olmaması gerekir. Bunu hesaba katarak yapacağımız işlemlerde aynı işlemler olurdu. Başka bir deyişle formül yine işe yarardı ve bir görüntü elde ederdik. Ama anlatmaya çalıştığım, eğer ilk görüntü merceğin ters tarafında ortaya çıksaydı, cisim uzaklığının negatif olduğunu düşünmemiz gerekirdi. Anlaştık mı? Şimdi sorumuza geri dönelim. Buradaki cisim uzaklıkları negatif değil. Görüntü burada ortaya çıktı ve şimdi de birinci mercek yokmuş gibi davranacağız. Silelim. Cisim burada. Her şey yolunda. Göz de cismin diğer tarafında. Harika. Bu uzaklığı artı 15 santimetre olarak alacağız. Hadi hemen hesaplamaya geçelim. Bu mercek için 1 bölü odak uzaklığı diyeceğiz ama bu nasıl bir mercek? Bu ıraksak bir mercek ve bu merceklerin odak uzaklıkları her zaman negatiftir. Yazıyorum. 1 bölü eksi 10 santimetre eşittir. 1 bölü cisim uzaklığı yani artı 15 santimetre. Bu aslında cisim değil, görüntü. Ama bu mercek bu durumun farkında değil diye böyle söyledim. 1 bölü artı 15, bu uzaklık cisimle aynı tarafta. Evet, artı 1 bölü görüntü uzaklığı. Ki bu görüntü mercek sisteminin oluşturacağı ikinci görüntü olacak. Yine DG olarak not ediyorum. Hadi hesaplayalım. 1 bölü eksi 10 santimetre eksi 1 bölü 15 santimetre eşittir 1 bölü dg eder. dg'yi bu tarafa alalım. Hesaplamayı da yapınca bunun eksi 6 santimetre olduğunu buluruz. Evet, ikinci görüntünün uzaklığı eksi 6 santimetreymiş. Peki bu ne anlama geliyor? Uzaklık merceğin merkezinden ölçülecek. Eksi olması da görüntünün sol tarafta yani gözün diğer tarafında olması olarak yorumlanır. Buraya gelelim ve merceğin merkezinden 6 santimetre uzaklaşalım. Sol tarafa doğru gideceğiz. Evet yaklaşık olarak burası gibi. Evet burayı 6 santimetre olarak işaretleyelim. Son görüntü işte burada olacak. Gözümüz görüntünün ya da okun burada olduğunu görecek. Neler olduğunu kısaca özetleyecek olursak. Birinci mercek cismin görüntüsünü burada oluşturdu. Bu uzaklık 15 santimetreydi. İkinci mercek de bu görüntünün görüntüsünü oluşturdu. Başka bir deyişle görüntüyü cisim olarak aldı ve tam da burada beyaz noktada ikinci görüntüyü oluşturdu. İkinci görüntü burada oluşacak ama bu görüntünün neye benzeyeceğini bilmiyoruz. Bu ince kenarlı mercek formülü bize sadece görüntünün yerini verir ne kadar büyük olduğunu bulmak için büyütme formülünü kullanmamız gerekir. Onu da görmek isterseniz m eşittir eksi dg bölü dc yani cismin uzaklığı. Birinci mercek için dg yani görüntünün uzaklığı neydi? Yine sırayla ilerlememiz gerekiyor. Birinci mercek için dg artı 18'di. Buraya artı 18 koyuyorum. Birimleri yazmamıza gerek yok çünkü sadeleşecekler. DC ise artı 24 değil 36 santimetreydi. Eksi 18 bölü 36'dan eksi 1 bölü 2 elde ederiz. Eksi 1 bölü 2. Bu ne anlama geliyor? Bu birinci merceğin oluşturduğu görüntünün boyunun cismin boyunun 1 bölü 2'si yani yarısı olacağı ve görüntünün ters olacağı anlamına gelir. Görüntünün ters olması tepe taktak tak olması demektir. Hemen çiziyorum. Birinci görüntü noktayı turuncuyla işaretlediğim için turuncuyla çizeceğim. Görüntü ters ve cismin yarısı olacak. Cisim bu kadarsa görüntü yaklaşık olarak bunun yarısı ve tersi olur. İşte böyle. Bu birinci görüntü. G1 olarak işaretleyelim. Bu aynı zamanda ikinci cisim. İkinci cisim olduğunu açıklamak için altına bir de C2 yazalım. Aynı işlemi bunun içinde yapacak olursak, hadi bakalım, m eşittir, eksi dg bölü dc. Görüntü uzaklığının negatifi nedir? İkinci mercek için görüntü uzaklığının 6 santimetre olduğunu bulmuştuk. O zaman eksi 6 santimetre. Sadeleşecekleri için birimleri yazmaya gerek yok. İkinci mercek için cisim uzaklığı ise 15 santimetreydi. İşte burada. Merceğin merkezinden cismi olan uzaklık artı 15 santimetreydi. Sonuç olarak eksi eksi 6 bölü 15 artı 2 bölü 5'e eşittir. Evet ikinci büyümede 2 bölü 5 elde ettik. Birinci büyümede eksi 1 bölü 2 ikincisinde 2 bölü 5. O halde ikinci görüntü birinci görüntünün 2 bölü 5'i olacak. Bu elde ettiğimiz büyütme değeri birinci görüntünün görüntüsü için. Bu yüzden de cismi işin içine karıştırmayacağız. Değerlendirdiğimiz İkinci merceğin cisim kabul ettiği birinci görüntü. Bunun 2 bölü 5'i boyunda ve artı olması ilk görüntüyle aynı yönde olması anlamına geliyor. Yani ikinci merceğin cisim kabul ettiği görüntü ters olduğu için ortaya çıkan ikinci görüntü de ters olacak. Tepe taklak kalacak. Eğer düz olsaydı da düz kalacaktı. Anlaştık mı? Ama ters olacağı için ters çiziyoruz. Boyu da ilk görüntünün 2 bölü 5'i kadar olacak. 2 bölü 5, 1 bölü 2'den biraz daha küçüktür. Böyle çiziyorum. İşte ikinci görüntü. Gözün göreceği görüntü küçük, ters ve burada olur. İşte iki mercekli örneğimizi bu şekilde çözdük. Mercekleri ayrı ayrı değerlendirmeye aldık ve formülleri de bu şekilde uyguladık. Son olarak size bir de toplam büyütmeyi bulmanın bir yolu olup olmadığından bahsetmek istiyorum. Aslına bakarsanız bu son derece kolay bir şey. Eğer bu cismimiz olsaydı toplam büyütme ne olurdu? Demek istediğim son görüntünün boyunu ve yönünü elde etmek için cismin boyunu kaçla çarpmamız gerekirdi. Birinci mercekten elde ettiğimiz sonucu ikinci mercekten elde ettiğimiz sonuçla çarparsak sonucu buluruz. Daha fazla mercek olsaydı bunlardan elde ettiklerimizi de aynen bu şekilde çarpardık. Evet bu bize toplam büyütme oranını verir. Yani cismin boyunu doğrudan bu oranla çarpıp son görüntünün boyunu ve yönünü bulabiliriz. Ama bu bize konumu vermez. Sadece toplam büyütmeyi elde ederiz ve söz konusu olan bir mikroskopsa bu değer işimize yarar. Ama konumu bu şekilde elde edemeyeceğimizi unutmayın. Konum için ince kenarlı mercek formülünü kullanmamız gerekiyor. Çok mercekte bir soruyu nasıl çözebileceğinizi öğrendiğinizi umuyorum.